Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. HDP ve Yeşil Sol olarak 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine dair görüşlerimizi ve tavrımızı sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldik. Evet, 28 Mayıs'ta önümüzdeki yılları sonuçları itibariyle şekillendirecek bir seçime giriyoruz. 21 yıl boyunca aşama aşama tek adama bağlı bir sistem inşa eden totaliter, mutlak iktidar yanlısı bir anlayış ve yapıyla karşı karşıyayız. İşte bu yüzden 28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik değişimden yana olanlarla bu tekçi rejimi sürdürmek isteyenler arasında bir referandum olma özelliğine sahiptir. Öncelikle şunu belirtelim ki toplumdaki demokratik değişim direncini kıran, sömüren, sönümlendiren veya onaylayan hiçbir siyasi anlayışı doğru bulmayız. Bu tür yaklaşımlara karşı da demokratik mücadelemizi sonuna kadar sürdürürüz. Dün Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokolü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirilerimizi de kamuoyuyla paylaştık. Mücadelemizin ve üçüncü yol politikamızın temel hedefi devletin ve toplumun imkanlarına bir avuç rantçının çökmesini engellemek ve sistemi, yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini, toplumsal adaleti, demokrasiyi önceleyen bir evrensel standarta kavuşturmaktır. Bizi tavizsiz ve baş eğmez kıldıran tek şey, ezilen mazlum halklarımızın bu talebi ve ihtiyacıdır. Israrla vurguluyoruz. Kürtlerin politik iradesine kayyumlar yoluyla ipotek koyanlar, aynı zamanda bütün Türkiye halklarının haklarına ve özgürlüklerine de ipotek koyanlardır. Kürt sorununun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Bu çözümsüzlük oyunu bozulmadan cumhuriyet demokrasiyle bütünleşemeyecektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bizler her ne koşulda olursak olalım halkın iradesini tüm iradelerin üstünde tutacağız. Ortak ve eşit bir demokratik gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yine belirtelim ki göçmen veya mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlıştır ve insani değildir. Bu tablonun sorumlusu mağdur olan göçmen ya da mülteciler değil, doğrudan doğruya savaş politikalarında ısrar eden ekonomik ve siyasi rantı için sığınmacıları araçsallaştıran iktidardır. Mülteci ve göçmen sorunu ancak savaş politikalarına karşı güçlü bir barış mücadelesi verilerek çözülür. Önemli altını çizmek isteriz ki hiçbir siyasi hesap ve çıkar yoksul, emekçi halkların, kadınların ve gençlerin geleceğinden daha kıymetli olamaz. Biliyoruz ki Cumhur İttifakı'nın politikaları karşısında ancak demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle durulabilir. Toplumun ortak çıkarları demokratik, eşit ve özgür geleceği dışında başka hiçbir kaygısı olmayan, hiçbir gizli pazarlığı veya şartı gündemine almayan HDP Yeşil Sol Parti'nin duruşunu bu vesileyle kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmak istiyoruz. Bizler HDP ve Yeşil Sol Parti olarak sadece ve sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesine kefiliz. Tek ölçütümüz, şaşmaz bağlılığımız bu değerlerdir. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağımızın sözünü tekrarlıyoruz. Erdoğan ve ortakları tarafından yaratılan bugünkü ucube rejim yaşanan toplumsal sıkıntıların da temel sebebidir. 28 Mayıs seçimlerinde
oylanacak olan da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim ve refah talebi güçlü bir şekilde sahiplenilmiş ve bu talep sandığa da yansımıştır. Bugünkü sistem karşısında birleşen milyonlarca oy, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refah talebi içindir. Hedef, ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetimine katılabildiği özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bir kez daha belirtmeliyiz ki, Erdoğan rejiminin taleplerin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel yine Erdoğan ve bu rejimin ta kendisi olacaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. O nedenle bir kez daha belirtiyoruz ki Kürt halkının ve bir bütün olarak Türkiye toplumunun demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlük beklentisini ve özlemini, demokratik sandık iradesini tanımak son derece önemli ve bizler için önceliklidir. 28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte başarabileceğimize, tarihin akışını hep birlikte demokratik değişim yönünde çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Bizler inanıyoruz, sizler de inanın. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz. Kendi gücümüz ve milyonların değişim arzusu en büyük ilham kaynağımızdır. Israrla ve inatla mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla ve asla pes etmeyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka bizler kazanacağız diyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sevgili eş başkanımız Pervin Buldan'ın açıklamasına ilaveten ben de birkaç cümle kurmak isterim. Türkiye son zamanlarda seçim sattığı halinde toplumu birbirine kırdırmaya, kutuplaştırmaya ve savaş politikaları nezdinde gelecek ve değiştirme isteğini köreltmeye çalışan bir zihniyette karşı karşıyayız. Bu değişim talebini asla engelleyemeyecekler. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. 14 Mayıs'ta durdurduk, 28 Mayıs'ta değiştireceğiz. 28 Mayıs'ta ortaya çıkan sonuç elbette bizim için ve Türkiye halkları için çok önemli olacak. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu değişim talebini her türlü oyunlarla engellemeye çalışanlar karşısında insanlarımızı sandığa gitme isteklerinin köreltilmesi karşısında ısrarla ve inatla mutlaka sandığa gidip oylarımızı kullanıp ve 28 Mayıs'ta bu saray rejimini, bu ceberrut rejimini, bu kadın düşmanı rejimi ve Kürt düşmanı rejimi değiştirmek istiyoruz. O nedenle bütün halklarımıza buradan bir kez daha sesleniyoruz. Biz buradayız ve değiştirme konusunda kararlıyız. Siyaseten ortaya koyduğumuz tutumda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 14 Mayıs'taki yaptığımız çalışma ve devamlılık açısından bakıldığında toplumda daha güçlü bir motivasyon, daha güçlü bir isteklilik vardır ve saray rejimi hiçbir zaman bu mevcut durumu engelleyemeyecektir. O nedenle bir kez daha söylüyoruz, bu gücümüzü, bu enerjimizi 28 Mayıs'ta daha güçlü bir şekilde sandığa giderek koruyalım ve etkili bir şekilde sandıktan sonucu alalım. Türkiye'nin tarihsel ve kader seçimi olan bu seçim gerçek anlamda bir kişi seçimi değildir. Bir adam tercihi değildir, bir rejim tercihidir. Bu rejimi değiştirmeye kararlıyız ve birlikte başaracağız. Teşekkürler arkadaşlar. Merhaba değerli basın emekçileri. Bizi dinleyen halklarımızı saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. 14 Mayıs'ta çok ciddi ve kritik bir seçim sürecini atlattık. Bu seçim sürecinde emek veren bütün partili arkadaşlarımıza da tekraren teşekkür etmek istiyorum. Tabii 28 Mayıs'ta önümüzde yine kritik bir seçim süreci var.
Aslında bizler derin güçleri ve saray oyunlarını hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. Kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı dil ile siyasetin mertebesini düşürenleri, iktidarda kalabilmek için her türlü yolu mübah görenleri de uzun bir süredir aslında birlikte takip ediyor ve tanıklık ediyoruz. Partimiz birinci tur ve ikinci tur seçimlerinde aslında almış olduğu karar ile bir değişimi, bir dönüşümü ve demokrasiyi esas aldığını, kullandığı oyun da bu yönlü olacağını ifade etmişti. Bunu yaparken protokollere ve pazarlıklara ihtiyaç duymayan, en ilkeli tutumunu en başından beri koyan ve bunu savunan tavrını da ısrarla yürüttü. Şunu açık ifade etmek gerekiyor. Türkiye'de sandığa giden seçmenlerin yarısından fazlası değişimi, dönüşümü ve demokrasiyi savunmuştur, arkasında durmuştur. Ve Yeşil Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi aslında bu değişim talebinin, dönüşüm talebinin ve demokrasinin can suyudur. Bunun üzerine verilecek hiçbir su can suyu kadar etkili olmayacaktır. Bunu da ifade etmek isterim. Halklarımızdan aldığımız güçle yüksek bir mücadele yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz. Yeni kayyum tartışmalarını başlatan ve kayyum üzerinden siyaset yürütenlere dün de cevap olduk, bugün de cevap olmaya devam edeceğiz. Bu siyaseti şoven ve milliyetçi dilden arındıracağız. Başka çaresi yok. Çünkü toplumun gerçekliği bu değil, siyasetin gerçekliği elbette ki bu değil. Halklarımıza çağrımızdır. Bizim önceliklerimiz vardı seçime giderken. Birincisi bu firavun sistemi, AKP-MHP iktidarını ve tek adam rejimini göndereceğiz. Kadın düşmanı koalisyonun kendisini göndereceğiz. Hukuku bir savaş aracı haline getiren ve bunun üzerinden rakiplerini ezmeye çalışan bu sistemi göndereceğiz. Ekonomiyi rant, yatırımı ihale olarak gören ve doğamızı kupon arsa gibi pazarlayan, gözü doymayan bu iktidarı göndereceğiz. Bunun karşısında yine halklarımızın yürüttüğü mücadelenin bugüne kadar elde ettiği bütün kazanımları kadınlar adına, gençler adına, Kürtler adına, Aleviler adına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bizi karşılayan seçim aslında sadece bir Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi değil. Bu seçim bizim seçimimiz. Dolayısıyla oyumuz yine demokrasiden, değişimden ve dönüşümden yana. 14 Mayıs seçimleri çok ciddi bir umuda dönüştü ve bu umut bugün 28 Mayıs'ta kazanmanın tam da adresidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili basın emekçileri, ortak metnimizde tutumumuz ve gerekçeleri gayet açık bir biçimde ifade edildi. Buna ilave edecek fazla bir şey yok ama bir iki cümleyi de sizlerin huzurunda ben sarf edeyim. Evet, 28 Mayıs seçimleri bir referandum niteliğindedir. Bu referandum bir yanında rant, sömürü, talan, savaş ve yalan rejiminin yer aldığı, diğer yanında halkların demokratik dönüşüm, özlem ve arzusunun yükseldiği bir seçim olacaktır. Bizler tercihimizi Türkiye toplumunun demokratik dönüşüm, barış ve refah umudu ve iradesi yönünde kullanıyoruz. Bu rejimi, mevcut rejimi en fazla Kürt halkını ezen ama toplumun tümünü yoksulluğa, zulme ve sömürüye maruz bırakan rejimi durdurmak bizim temel stratejik hedefimizdi. Birinci turda da bunu çok açık dile getirmiştik. Esasen seçim politikalarımızı da diğer politikalarımız gibi şeffaf ve ilkesel bir biçimde yürütüyoruz. Şimdi de ortaya çıkan bazı gelişmeler karşısında tutumumuzu bir kez daha sizlerle paylaşma ihtiyacı doğdu. Bu gelişmelerin bir kısmının ortamı bulandırmak ve halkların sandığa gitme isteğini kösteklemek amacına dönük olduğunun farkındayız. Tuzaklar kuruluyor, bunları da görüyoruz. Ama bizler demokratik dönüşüm, adalet, refah ve özgürlük hedefimizden vazgeçmiyoruz. O nedenle tercihimizi saray rejimini
değiştirme konusunda ortaya koymuştuk. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz. Halklarımıza da özellikle birinci turda sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza da açık çağrımızdır. Sandığa gidelim, sandıkları koruyalım, irademizle bu saray rejimini değiştirelim, irademize de sandıklarda sahip çıkalım. Buna inanalım, hep birlikte inanalım ve hep birlikte değiştirelim. Ben de teşekkür ediyorum. Sadece 3 soru alacağız. Çünkü çok sayıda basın mensubu burada. 3 soru dışında soru almayacağız. Bizi anlayışla karşılamanızı da özellikle rica ediyorum. Buyurun. Özellikle Yeşil Sol Parti'nin fazla oyalı... Nerede? Hangi? Halk TV. Buyurun. Yeşil Sol Parti'nin fazla oyaladığı yerlerde usulsüzlükler basına da yansımıştı. Bu yönde itirazlar da yapıldı. Bir de katılım oranını siz de belirttiniz aslında. Çağrıda da bulundunuz. Bu iki eksende ikinci turda neyin farklı olacağını düşünüyorsunuz? İkinci turda değişim arzusunun ve iradesinin egemen olacağına inanıyoruz. Çağrımız açıktır. Herkes sandığa gitsin. Esasen bizler de bu yönde çalışmalarımızı sahada sürdürüyoruz. İki eş başkan ve iki eş sözcü sahadan buraya geldik. Çalışmalarımızı halkımızın sandığa gitmesi gerektiği yönünde yürüttük. Şu anda yüzlerce, binlerce arkadaşımız aynı çalışmayı yürütmektedir. Evet, sandığa gidelim, geleceğimize, irademize sahip çıkalım. Buyurun. Yani karar alma sürecinizde kendi bileşenleriniz dışında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından soruyorum. Sayın Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakata ilişkin rahatsızlığınızı doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilettiniz mi? Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşmeniz oldu mu yoksa karar sürecini sadece kendi bileşenlerinizle mi istişare ederek karar verdiniz? Teşekkür ederim. Sorunun cevabı çok basit. Karar süreçlerimiz bellidir, kurullarımız bellidir. Dün gün boyu tartışmaları kurullarımızda yürüttük. Diyalog muhatabımız da Türkiye toplumudur, Türkiye halklarıdır. Diyalogumuzu da Türkiye halkları da yaptık. Kararımızı kendi içimizde ve halkla diyalog prensibiyle aldık. Bunun dışında herhangi bir girişimimiz yok. Buyurun. Buyurun. Siz sandığa gidin çağrısı yaptınız ama siyasette son dönemde milliyetçi söylem ve vaatler de arttı son iki haftada. Özellikle hem söylemler hem de kanun açıklamalarının ardından yine de Kürt seçmenin sandıkla bir tepki koyacağını düşünüyor musunuz? Seçimden sonra da iktidarın değişmesi durumunda yine bu mevzular masaya oturup konuşulacak mı, bir tepki koyacak mısınız? Kürt halkının tercihi açıkça ortaya çıkmıştır ilk turda. Bizler de sahadaydık ve yüz yüze görüşmelerde de bu iradenin çok güçlü ve sağlam olduğunu bizzat gördük. Dün Erwin Buldan eş başkanım Mardin'de, ben Urfa'daydım. Diğer arkadaşlarımız da Türkiye'nin başka bölgelerindeydiler. Özellikle Urfa'da, Mardin'de binlerce insanla temas ettiğimizde gördüğümüz şey kararlılıktır. Bu iktidarı gönderme kararlılığıdır. Değişimin yolunu açma iradesidir. Kürt halkı birinci turda bu iradesini açıkça ortaya koydu. Bu seçimin ikinci turunda da aynı kararlılıkla ve daha da yüksek katılımla bu iradesini bütün Türkiye'ye gösterecektir. Sandıklara daha yüksek oranda gidecekleri konusunda, Kürt halkının gideceği konusunda bir tereddüdümüz yoktur. Bizim mücadelemiz, ilkelerimiz ve hedeflerimiz çerçevesinde seçim öncesinde de, seçim sürecinde de, seçim sonrasında da devam edecek.